Herkese selamlar dostlar. 7 Ağustos 2021 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Bugün 5 tane mücadele seçtim. Zenit, Manchester City, Moskova, Genk ve Paris mücadeleleri. Hepsine ideal tahmininde bulunacağım. Videonun sonunda yine ideal bir kombin önerisi yapacağım. 6 Ağustos için bir video çekmedim. Sadece katıl grubunda bir kombin önerisi önerdim. Ekstradan da 2 tane mücadele önerdim. Toplamda 4 tane mücadelenin yorumunu, analizini yaptım. Gönderdim katıl grubuna. Bizim için burada 5 Ağustos nasıl geçti? Arkadaşlar 5 Ağustos'umuz gerçekten iyi geçmedi. Celtic mücadelenin galibiyeti geldi. Okey. Asborg mesela galip gelemedi. İki yarıdan da gelemedi. Hatta ilk yarı sıfırdan sıfır oldu mücadele. Sivas deplasman 1.5 alt yapmıştık. Şanssızlığıma 90 artı 5'te Sivas golü attı. Maç bitti. Gerçekten o da şanssızlık diyorum ben. Trabzon mesela KG var geldi. Fakat Trabzon galibiyeti bekleyenlere Trabzon'da 90 artı küsurda penaltı kaçırdı. Gerçekten şanssız bir gündü. Galatasaray'a baktığımız zaman da Mustera'nın kırmızı kart görmesi, oyundan atılması, penaltı yaptırması ve o esnada gol yemesi tam bir facia oldu. Ne kadar etkili de oynasa Galatasaray galibiyete uzanamadı. Rapid Beyne zaten galibiyetini önermişti. güç 0 kazandı. Düzel mücadelesine de karşılıklı gol var şeklinde önermiştik. Fakat Düzel burada gol atamadı kendi evinde. Şöyle 7 Temmuz için, 7 Ağustos için baktığımız zaman da 5 tane mücadelemiz var dediğim gibi. Ondan önce hemen katıl grubundan göstermek istiyorum sizlere. Dün mesela dediğim gibi çok fazla iş yapamadık. Mesela örnek veriyorum. Trabzon'un sonu birini bence canlıdan önerdim. Dakika 1 bir birken önerdim. Sonra dedim ki hatta 3. golü de Trabzon atar dedim. 3. gol bahsi geldi. 1-58 gibi orandan güzel bir oran yakaladık. Fakat sonu birimiz gelmedi burada da. O da 90 artı küsurda artık kaçırdığı baksasının direkten dönen penaltısı var. Oluyor böyle şanssızlık. Galatasaray maçını aynı şekilde verdim şöyle. Canlıdan verdim aynı şekilde. Oran da daha şeklinde önerdim. Fakat gelmedi. Onun dışında bugün mesela ABD maçı vardı. Basket tutru arkadaşımız önerdi. ABD kadınlar ilk yarıdan 9 fark atar şeklinde geldi zaten. 10 küsur fark attı. Japonya maçı oynanıyor şu an. Japonya'da zaten 8 fark gelmez dedik. O da önde. Katıl grubunda ekstra olarak hem canlılarla hem de ekstra kombinelerle kazandırmaya çalışıyoruz. Dikler yavaştan başladı mutlaka daha güzel seriler, daha güzel kazançlar elde edeceğiz diye umuyorum. Dün 5 Ağustos gerçekten kötü bir gündü açıkçası. Bu arada yani yapacak da bir şey yoktu. Hemen maçlara geçmeden önce arkadaşlar Leicester'la Manchester, Manchester City'nin skor tahminini yorumlara yazarsanız yine kazanan bir arkadaşımızı katıl grubuna davet edelim. Instagram'dan ulaşırsa bilen kişi bir sonraki videoda ben mutlaka açıklarım. Bu arada önceki PSV maçının skorunu bilen Doktor isimli arkadaşımız ulaşmadı e ee, ulaşmadı henüz Instagram'dan. Ulaşırsa onu da ekleriz. PSV Manchester City ile Leicester mücadelesinin maç skorunu yorumlara yazmanız ve videoya like atmanız yeterli olacaktır. Yorumlarda sizin skor tahminlerinizi bekliyorum. Şimdiden bol şanslar. İlk mücadelemiz Zenit Krasnodar mücadelesi. Ben notlarımın arasına Krasnodar takımının maçını analizlemiştim. Nasıl analizledim? Oynadığı oyunu incelemiştim. Oynadığı son o berabere kaldı. Pardon 1-0'lık yenildi. Kim ki mücadelesini inceledim. Dakika 15'te penaltı kaçırdı. Defans hattında çok fazla hata yapıyor arkadaşlar. Geri pas yaparken yani Zenit öyle hataları yakalarsa gerçekten affetmez diye düşünüyorum ben. Zenit de 2 maçtır kazanıyor. Gedikli bir kadrosu var. Sadece tek kulvarda yarışıyor şu an Zenit zaten baktığımız zaman da. Şu an henüz bir e, atraksiyonu yok yani. Kendi liginde ilerliyor. Bu maçta bence Zenit'in galibiyeti güzel olacaktır arkadaşlar. Zenit bu maçta ev sahibi bir buçuk üst atsalar onu değerlendirecektim. Fakat açmamışlar. Ev sahibi iki buçuk üst var. Ben burada Zenit'in galibiyeti ve bir buçuk üstünde bir maç bekliyorum. Oranı da 1.45 gibi orandan. Krasnodar Ligi'ye ne kadar iyi başlasa da ben burada Zenit'e gücü yeteceğini düşünmüyorum. Baktığımız zaman zaten kim ki mücadelesine defansta gerçekten hata yaptılar. Hücumda da zaten Zenit'e karşı o kadar üretken bir o, üretken bir futbol sergileyeceklerini düşünmüyorum. Zenit'in en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Oranı da 1.45 gibi orandan değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Bol şans diyerekten geçiyorum. Manchester City Leicester mücadelesi. Leicester gerçekten güzel transferler yaptı. Özellikle Dakayı aldık Hücum hattında çok çok etkili bir oyuncu. Yine geçen sezonki kadrosunu neredeyse Son oynayan hazırlık maçında aynısını çıkardı. Muhtemelen bu maçta Daka falan da olmayacaktır. Son Mayr'ı aldı aynı şekilde Lille'den. İki tane önemli transferi var diyebilirim Leicester ekibinin. City de aynı şekilde Grealish aldı. Grealish de bu mücadelede olmayacaktır. Zaten daha yeni aldı. 10 numaralı formasına da kavuştu diyelim Manchester City'de. Benim beklentim arkadaşlar tek maç olduğu için, tek ayaklı bir maç olduğu için ben biraz kontrollü bir mücadele bekliyorum. Özellikle ilk yarısında kontrollü bir mücadele bekliyorum. İlk yarıda 2 gol olmasının oranına baktığımız zaman da gayet güzel bir oranı var. Ben de şaşırdım. Değerlendirmek istedim o yüzden. 1.40 gibi oranı var. Yani ilk yarıda 2 gol çıkmasının oranı bence değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Hatta kombineme ve eklerim 1.40 gibi orandan. Hem Leicester hem Manchester City burada biraz daha kontrollü bir futbol sergileyecektir. Eğer erken dakikada kırmızı penaltı bir şey olmazsa ben ilk yerden iki gol çıkacağını düşünmüyorum bu mücadelede. Zaten maç genelinde çok fazla gol de beklemiyorum onu da belirteyim. 3.5 alt da aynı şekilde bir 40 gibi oranı var. Onu da değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Çok golle bir mücadele beklemiyorum. Özellikle ilk yarısında dediğim gibi biraz daha temkinli bir futbol beklediğim için ilk yarı 1.5 altı ben 1.40 gibi orandan sizlere önereceğim. Değerlendirmek isteyenler değerlendirsin. City'de, City'de Leicester'da geçen seneki o ideal 11'ini sahaya çıkaracaktır. Yeni transferler henüz bu maçta dahil olmaz diye düşünüyorum ben. Spartak Moskova ile Nisi Novagord'un mücadelesi var arkadaşlar. Moskova'nın bir mücadelesi var arkadaşlar. İlk mücadelesini yenildi Benfica'ya karşı 2-0'lık kendi evinde. Pozisyona girdi mi? Şuradan göstereyim. Pozisyona gerçekten etkili pozisyonlara girdiğini söyleyeyim ben. En azından kaleyi bulacak, gol atabilecek pozisyonlara girdiler. Fakat bir türlü sonlandıramadılar. Şimdi akılları muhtemelen Benfica'nın bir sonraki mücadelesinde olacaktır burada Moskova ekibinin. Deplasman ekibi de artık hücumda çok fazla üretken olamıyor. Ben bu maçın oranını da çok beğendim. Yani gelmesini yüksek ihtimalle gördüğüm maçlardan bir tanesi. 3.5 altın oranı 1.30 gibi bir oranı var. İsteyenler ideal kuponlarına, isteyenler de oran yükseltmek için eklemek isterlerse ekleyebilirler. Moskova ekibi burada rotasyona gidecektir diye düşünüyorum ben. Çünkü ikinci maç ilk maçta 2-0 yenilmişsin. Artık burada hücum oyuncularını dinlendirip bir sonraki maça od odaklanıp Benfica elinden geldiğince saldıracaktır diye düşünüyorum. Risk alacaktır o mücadele zaten mutlaka. O yüzden rotasyonlu bir Moskova bekliyorum. Çok fazla golün sahne olacağını da düşünmüyorum. O yüzden 35 6 ben değerlendirdim. 1.30 gibi, gibi ideal, ideal bir orandır. Değerlendirdim. Riskli isteyenler varsa risk isteyenler varsa burada 2.5 altın oranında 1.83 gibi oranı var. Bu yüksek oranlarına alternatif olarak önerebileceğim size. Dediğim gibi çok fazla bir gol beklemiyorum. Çünkü Moskova ekibinin kadrosunda rotasyon olacaktır. Deplasman Nova ekibinin de zaten çok fazla bir atraksiyona girip çok fazla bir hücum yapacağını düşünmüyorum. Ağırlıklı olarak defansif bir futbol sergileyecektir. Asıl amacı bu maçta beraberlik olacaktır diye düşünüyorum. Hatta ben Matsu'nu 0 u bile 180'den değerlendirilebilir diye düşünüyorum isteyenleredir. Fakat idealimiz maç sonunda 4 tane gol olmayacağı şeklindedir. Bol şanslar. Hemen devam edelim. Şöyle 7'sine geçelim. Genk ile Korsik mücadelesi. Arkadaşlar Genk'in bir mücadelesi vardı Shakhtar'la kendi evinde. KG olarak değerlendirmiştik zaten. Geldi. 2-1 skorla kaybetti. Yine önlerinde önemli bir mücadele var. Shakhtar'la oynayacakları bir rövanş mücadelesi var. Korsik ekibi de ev sahibi de güzel başladı. İlk iki maçından da galip geldi. Kendi evinde 2-0 deplasmanda 1-0 galip geldi. Özellikle Antwerp galibiyeti önemli bir galibiyet. Antwerp'e karşı deplasmanda oynamak kolay değildir. Genk'in de bu mücadelede ben yine hücum oyuncuları çok fazla etkin. Çok fazla bireysel anlamda iş çıkartabiliyor. Rotasyona gitse bile yerine oynayacaklar oyuncu yani hücum hattı kalabalık biraz genk ekibinin. Burada mutlaka kaliteli isimler bulunacaktır genk hücum hattında. Korsik'in de ben kendi evinde gol atmasını bekliyorum. Burada bir KG var olur gibi geliyor bana. 1.43 gibi orandan ideal kombineme de aldım zaten. Genk'in şöyle bir şeyi var. Ee, zaafı var diyeyim ben size. Duran toplardan gerçekten çok fazla gol diyor. Hatta yediği ligdeki ilk maçlarından bahsedeyim. 4-3'lük maçında tam 3 kornerden 3 tane gol yedi. Standart geç maçında da aynı şekilde kornerden yedi. Yani yediği şurada 4 golün hatta 5 golün 4 tanesini kornerden yedi Genk ekibi. Yani duran toplarda bir zaafı var. Korçuk ekibine baktığımız zaman da hücum hattında önemli birkaç tane hücumcu ucum, var. Özellikle sol ve sağ kanatları, sol ve sol açıkları etkili olduğunu da söylemek gerekir. Burada bir KG var denemesi yapılır diye düşünüyorum ben. Genk'in kolay kolay galip gelebileceği bir maç değil açıkçası. Hatta şöyle bir alternatif de önermek istiyorum ben size. Genk mücadelesinde bir 0 bir çifte şans bile denenebilir arkadaşlar. Baktığımız zaman onun da oranı 1.42. Genk'in akılları ya bir patlama yapacaktır genç ekibi ama burada mı yapar bilmiyorum. O yüzden biz en iyisi buradan KG var alalım çıkalım. İsteyenler de alternatiftir. Korsik'in yenilmezliği de güzel duruyor gibi geldi bana. Gelelim PSG'ye. Şimdi Paris ekibinden bahsedeyim ben. Paris'i inceledim. Bu maçta nasıl bir kadroyla çıkar diye düşünüyorum. Muhtemelen ideal kadrosunu çıkaracaktır diye düşünüyorum. Artık lig başladı. Kadroyu oynatmayacaksak neden bu transferleri yaptık? ne, Mbappe olacaktır takımda. Neymar sanırım yok. Mbappe antrenmanları her türlü çıkıyor. Di Maria aynı şekilde o da. Dün takıma Donnarumma katıldı. 22 saat önce falan hatta bir gün önce paylaştı tam. 24 saati bulmuştur. Donnarumma takıma katıldı. Onun videosunu paylaşmışlar hatta yeni. Sabah da antrenmanları vardı. Türkiye saatiyle 8 falan Parisli arasında kaç saat var bilmiyorum da. Yeni paylaşmışlardı. Sabah da antrenmanlara çıktı. Son hazırlıkları yaptı. Paris ekibinin burada zaten bir galibiyet alması artık kaçınılmaz diye düşünüyorum. Lig başlıyor artık. Güzel bir iş çıkarmak istiyordur. Ev sahibi ekipse bu sezon lige yükseldi arkadaşlar. Troyes geçen sezonki teknik direktörüyle devam ediyor aynı şekilde. Onlar da biraz golcü bir ekip olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Atlik'te şampiyon oldu. Lig 2'de şampiyon olup geldiler buraya. Burada Paris'e karşı kendi evinde Defans mı yapacaklar, hücum mu yapacaklar? Kafalarda bir soru işareti olabilir burada. Hücum oynarlarsa mutlaka gol bulabilirler diye düşünüyorum. Paris defans hattı öyle eskisi kadar güven vermiyor. Mutlaka Ramos oynarsa ki Ramos'un bir sakatlığı vardı. Tam belli değil. Yani diyeceğim o ki bu maç biraz sıkıntılı. Ben handikap mı versem yoksa ilk yarıda bir Paris galibiyeti mi versem diye düşündüm. Ben ilk yarıda bir Paris galibiyetini düşünüyorum. 1.54 gibi oranı var. İlk yarıdan Paris bence bir gol atar gibi geliyor. Baskılı bir başta, baskılı bir başlangıç yapacaktır diye düşünüyorum. Yaptığı transferlerin hakkını versin ve şu maçı maçı ilk yarıda kazansın diyorum. İsteyenler de ilk yarıdan Paris galibiyeti değerlendirebilirler. Ha, i̇stiyorsanız maç son 2 ile 15 e olandan oynarsınız. Daha ben öyle gerek yok. İlk yarıdan 2'yi sizlere öneriyorum. Bol şanslar diliyorum. Kombinem ekrana gelsin. Kombinemde arkadaşlar Manchester ben dediğim gibi ilk yarıdan kontrollü bir futbol bekliyorum. İlk yarıda 1.5 altını Değerlendireceğim. Değerlendirmek isteyenler burada ilk kere 1.5 altını 1.40 gibi güzel bir orandan idealdir. Değerlendirebilirler. Kontrollü bir futbol bekliyorum. Diğer maçımda genk mücadelesi. Genk delikte kötü sonuçlar alıyor. Ne zamandır maçları da gollü geçiyor. Önlerinde bir şartlar mücadelesi var. Bu maçta galip gelse bile gol yiyeceğini düşünüyorum ben. Rotasyona gidecektir mutlaka. Bu maçta da KG var olarak değerlendiririm. Toplam oran tam 2. Değerlendirmek isteyenler bol şans. Videoya bir like atıp kanala abone değilseniz, abone olarak kanala destek verirseniz sevinirim. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Bol şanslar.